Belki aranızda hatırlayanlarınız vardır. Gün akşam oldu dizisi. Var mı aranızda hatırlayan? Halil Ergün, Filiz Akın. İkisinin de son işi. Beni tanımaya başladılar. Halil Ergün yaprak dökümünden sonra, yani o 7 sene süren en top olduğu zaman, düşünün star olduğu zaman, gün akşam oldu diye Filiz Akın'la birlikte 4 bölüm süren bir dizi yaptı. Yazarı bu kardeşiniz. Bu dizi zamanı Halil abimizin bir sıkıntısı var. Senelerdir yaprak dökümünde hani beyaz saçla oynadığı için diyor ki ya ben bu dizide saçlarım siyah olabilir. Biz neyin derdindeyiz? Şimdi biz de diyoruz ki ya Halil abi siz yine işte dertli babayı oynuyorsunuz. Hani dertli babalığın ilk kuralı beyaz saçtır. Ya rahmetli Burhan Çaçan gibi siyah saçlı baba olmaz ya. O da sağ olsun anlayışlı bir insan. Tamam dedi ama işte kader bu ya. Dizi 4 bölüm sürdü. 4. bölümün çekimleri sırasında bir gün işte Halil abimiz taksiye binme sahnesi çekiyorlar. O sırada sete haber geliyor. Dizi yayından kalkıyor diye. O saatten sonra tabii ki çalışılmaz. Moraller bitik. Set paydos. Herkes eve gidiyor. Halil abi de diyor ki, zaten diziyi kimse izlemiyor diyor. Ben saçları boyattım. Ama o bölümün bitmesi lazım abi. Ertesi gün sete geliyor. Taksiden inme sahnesi çekiyor. Şimdi bu yani böyle kalkan yayından kalkan dizilerinin final bölümleri hep böyle absürt saatlerde yayınlanıyor. Perşembe gece 4'te falan. Dersiniz ki la bunu kim izliyor? İşte yazan adam izliyor. Perşembe gece 4'te izliyorum. Ulan dedim ne taksici yazmışım ya? Aha düştü geldi taksici. Ulan dedim ne taksici yazmışım ya? Hizmete bak dedim. Adamı Beşiktaş'tan beyaz saçlı aldı. Yolda saçları boya boya. Mecidiyeköy'de siyah saçlı indi. Dedim ben işte buna aşık oldum. Dedim ben ömrüm boyunca bu işte alternatif evrenin peşinden gideceğim. Ve sonra